Türkiye'mizde 8 milyondan fazla öğrenci var. Bunlar okuyacakları yerlerde yatıp kalkacakları mekana ihtiyaç duyuyorlar. Geçinebilecekleri kadar da bir paraya, ister burs, ister kredi ne olursa olsun ihtiyaçları var. Devlet sadece imtihan yaparak bir öğrencinin hangi okulda okuması gerektiğine karar verecek bir sistem kurmakla mükellef değil. İmkanı olmayan öğrencilerin bir okulda okuyabilmesi için bütün şartları hazırlamakla mükellef. Devlet bu. Ben imtihan yaptım, imtihanı kazandın, gerisi ben hala kadar etmez. Anana, babana, bankaya git, ne edersen et, o beni ilgilendirmez diyemez. Hele de öğretim, öğrenim müessesesinin şartları beni ilgilendirmez diyemez. 210 üniversite var memleketimizde. 210. 8 milyonun üstünde de öğrenci var. Şırnak'ta da üniversite var, Kars'ta da, Ardahan'da da, Iğdır'da da, Ankara'da da, Antalya'da da üniversite var. Bir defa bundan hiçbirinin vasfı birbiriyle uymuyor. Doğudaki üniversiteler vasıflı ve kaliteli eğitim elemanına maalesef sahip değiller. Doktorasını yapmış gençler, ne doçentler, ne profesörler o bölgelere gitmekten imtina ediyorlar. Şartlar uygun değil. Bir başka konu, o bölgelerde maalesef öğretim, binalar yapıldı birçok yerde. Ama geçim şartları Batı ile mukayese edildiğinde yeterli değil. Teknik şartlar yani laboratuvarlar vesaire gibi konular da oralarda yeterli değil. Böyle olunca kimse Batı'dan doğuya gitmeyi arzu etmiyor. Bunun çözüm yolunu bulamadılar hala. Nasıl çözecekleri konusunda bir ellerinde yol haritası yok. Vasıf çok önemli bir husus. Siz üniversiteden mezun ettiğiniz bir makina mühendisinin elinin öğretim süresi boyunca makine yağına dokunmamışsa eli, bunu temin edememez, edememişseniz o kişi mühendis diplomasında vasfı yazar onu alır ama mühendisliği bilmez. Hiç makinelerle uğraşmamış. Kendisine o imkan tanınmamış. Staj yapmamış yaptırılmamış. Öğrenci yapmak istemiyorum demiyor. Böyle bir imkan bulamıyor. Şimdi biz bütün bunları bir kenara bırakıyoruz. Bir öğrenci öğretim dönemi başladı. Gittiği yerde üniversitesinin bulunduğu şehirde geçinebilecek, kalabilebilecek bir yere sahip mi? Bunu konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Barınak bulamıyor. Bir ara bir kampanya düzenlendi. Devlet birçok ilde Yurtlar inşa etti. Hem de nasıl? Hakikaten geçmişe baktığımız zaman müthiş bir artış meydana geldi. Muhterem arkadaşlarım bu artış meydana geldi de öğrenci adedindeki artış ondan çok daha fazla oldu. Şimdi iki yıllık bir pandemi dönemi. Problemleri son iki yılda pek yaşayamadı. Bilmiyor insanlar nerede hangi problemle karşı karşıya kalacaklar. Ama şimdi bir de bakıyoruz ki artık şartlar çok değişmiş. Eskisinden daha da zor bir döneme girilmiş. Bu arkadaşlar tam 20 yıldır iktidarda var. 19 yıl. Bir yıl fazla söylemiş olduk. Peki 19 yıldır iktidarda bulunan bir grubun, bir partinin, ülkenin problemlerini artık yakinen tanır hale geldiğini beklememiz elbette bizim hakkımız. Ama bununla karşı karşıya değiller. Bunun olmadığına şahit oluyoruz. Maalesef iktidar adeta bu artan ücretlerden, artan sayılardan, yapılan inşaatlardan dolayı kendisini vatandaştan, öğrenciden alacaklıymış zannediyor. Onun için de öğrencilere hitap ederken gözünüze, dizinize dursun demeyi demekten çekinmiyor. Biz iş başına geldiğimiz zaman 45 lira aylık öğrencilere verilen burs. Bugün bu 600 liraya çıktı. Peki de o günkü geçinme şartlarıyla bugünkünü mukayese ettiğiniz zaman öğrencinin durumu ondan daha mı iyi? Kesinlikle daha iyi değil. İyi olmadığı için bir feryat var. Bundan dolayı da biz bu konuyu dile getirmeyi bir görev adettik. Şunu hemen ifade ediyorum ki devlet kendi vatandaşının ama özellikle hayata atılmak için üniversiteye giden öğrencilerinin sıkıntılarını anlamak, problemlerini çözmek mecburiyetindedir. Bu beni ilgilendirmez diyemez. İşte yurt kapasitesi 2002 yılında 180 binmiş, şimdi 720 bine çıkmış. Bayağı bir artış. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi öğrenci sayısı bir buçuk iki milyondan bir onda sekiz milyon gibiydi. Hatırımda kalan şimdi sekiz milyona çıkmış. İktidar her ilde üniversite açmakla övünüyor. 210 öğrenci üniversitemiz var. Aslında bu kadar çok üniversite açmanın temel sebeplerinden bir tanesi öğrencilerin kendi muhitlerinde öğrenim görmelerine imkan hazırlamak olmalı. Yani karşıdaki bir öğrenci ille de kalkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitme ihtiyacını duymamalı ama duyuyor. Neden? Kendi yerinde kurulan üniversitenin kökleşmiş, tecrübeli kadrolara sahip üniversiteler kadar kendisini vasıf yönünden yetiştirebileceğine inanmıyor da onun için ama bunun yerine ne yazık ki iktidar sadece rakamları soyut olarak ele alıp bununla övünmeyi kendisi için bir başarının işareti olarak görüyor. Muhterem arkadaşlarım işte bundan dolayıdır ki biz biraz önce ifade ettiğim gibi problemin kendisini çözmeyi, problemi çözmeyi bir bütün olarak ele almayı temel hedef olarak görüyoruz. Saadet Partisi olarak da biz bunu her zaman böyle gördük. Üniversitenin problemleri çözülecek. Vasıflı öğrenci yetiştirebilmek için, daha doğrusu öğrencilerin kendi sahalarında daha büyük vasıf kazanabilmeleri için bir sistem oluşturacak. Öğretim kadrosu ve mekan bunun için önemli. Ama öğrencinin barınma şartları, geçinme şartları dikkate alındığı zaman bunların bir tanesini oluştursanız bile kıymeti bunların kıymeti kalmıyor. Muhterem arkadaşlarım bizde şöyle bir usul de var ne yazık ki. Kendi sıkıntı içine düşen insanlar feryat ederler. Geçinemiyorum derler. Barınamıyorum derler. Ama bu feryatlar arttığında iktidarın cevabı nankörlük yapmayın oluyor. Ben size neler verdim neler siz bunu nankörlükle karşılayamazsınız. Gerekirse polis gönderir sizin canınıza okurum diyebiliyor.